Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır kedi dilleriyle yapılan çok pratik ve lezzetli olan ekler pasta tarifi vereceğim. Bu pastamızın ara kremasını ilk önce hazırlıyoruz. Daha sonra çikolata sos hazırlayacağım ve üzerine dökeceğim. Tabii isterseniz hiç çikolata sos dökmeden de bu pastayı yapabilirsiniz. O zaman da Hindistan cevizine buluyoruz. Hem görüntüsü hem de lezzeti de her iki türlü de çok güzel. Mutlaka bu tarifi deneyin. İlk önce malzemelerini sayıyorum ve hızlıca yapımına geçiyorum. Pastamızın muhallebisi için gerekecek malzemeler 2 su bardağı süt. Sütümüz yarım kilo olacak. Benim bardağımın ölçüsü 250 milimdir. 1 tane yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı dolusu da mascarpone kullanacağım. Sizler labne peyniri de kullanabilirsiniz eğer bu yoksa. Ya da yarım paket krem şanti eklersiniz. Bu üçü de olur bu muhallebimize. Tenceremize 2 su bardağı sütümüzü alalım. Vanilya ve mascarpone hariç bütün malzemeyi tencereye koyacağım. Yumurta sarımızı katalım. Şekerimizi, unumuzu. Bu malzemeyi ilk önce güzelce karıştırıyoruz. Ocağı almadan önce karıştırmalısınız ve sütünüzde soğuk olması gerekiyor. Yeterli, hemen ocağa geçebiliriz. Ocağın altını açtım. Muhallebim pişene kadar sürekli karıştıracağım. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın, yoksa topak topak olur. Muhallebim katılaşmaya başladı. İyice oldu. Artık ocaktan alıyorum. Muhallebimiz soğumadan vanilyamızı ve mascarpone'yi ekleyelim. Eğer ki krem şanti koyacaksanız yarım paket yeterlidir. Mikserimle yaklaşık bir 5 dakika kadar muhallebimi çırpıyorum. Yeterli. Mutlaka mikserinizde 5 dakikaya yakın çırpın. Bu kıvamı için önemli. Gördüğünüz gibi. Şu an kıvamı gayet güzel. Muhallebiyi başka bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Muhallebinin üzeri kabuk tutmasın diye streç filmle üzerine şöyle kapatalım. Muhallebinin tam üzerine denk gelsin. Eğer zamanınız yoksa ılıması bile bizim için yeterli olacaktır. Üzerine dökeceğimiz çikolata sosun malzemeleri içinde gerekenler 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, şekersiz kakao bu, 1 çay bardağı şeker ve ben yarım pakette sütlü çikolata kullanacağım. Ama çikolata da mecbur değilsiniz. İstemiyorsanız katmayın. O zaman biraz daha şeker oranını yükseltebilirsiniz. Şöyle 1-2 yemek kaşığı daha katarsınız. Çikolata hariç bütün malzememizi tencereye alalım. Şekeri katıyorum. Kakao. Ve unumuz. Malzemeyi karıştırarak ocakta pişirelim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın, yoksa topak topak olur. Sosum olmaya başladı. Koyulaşana kadar kesinlikle ocağın başına ayrılmayın ve karıştırmayı da bırakmayın. Tamamdır. Yeterli. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha ocakta tutun. Ve çikolata sosumuzu çekin. Eğer ki benim gibi çikolata koyacaksanız küçük küçük parçalara ayırıp bu esnada ilave eder. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlarsınız. Çikolatam da eridi içerisinde. Sosum hazır. Şu an biraz sıvı ama soğuduğu zaman bayağı katılaşacak. Bir kenara alalım ve arada mutlaka karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın. İyice soğutalım sosumuzu. Eğer benim gibi sürekli karıştırmak istemiyorsanız bu şekilde üzerine streç film koyarsınız. Tam çikolata sosunun üzerine denk gelsin. Asla kabuk tutmaz bu şekilde.
buzdolabıma kaldıracağım ve hızlı bir şekilde soğutacağım. Sıra geldi kedi dillerimizi ıslatmaya. Bir su bardağı soğuk sütümüzü tabağa alalım. 3 pakette bu şekilde hazır kedi dili bisküvi lazım. Kedi dillerimizi alıp süte batıralım. Ve servis edeceğimiz ya da başka bir tepsiye, kalıba yan yana değil de şöyle biraz aralıklarla dizelim. Kedi dilimizi ıslattıktan sonra şekerli tarafı aşağıda kalsın. Kremayı düz tarafına koymamız gerekiyor. Kremayı sıkma torbasına boşaltalım. İlk önce sıkma torbasını geniş bir bardağın içerisine bu şekilde koyuyorum. Benim muhallebim şu an daha ılık ama sorun değil. Ilık da kullanabilirsiniz. Yarısına koydum. Şu şekilde ucu takın. Düz yuvarlak olan. Islattığımız kedi dillerinin üzerine muhallebimizden böyle koyuyoruz. Eğer ki sıkma torbanız yoksa muhallebi buzlu poşetine koyun. Ucunu da kesin. Bu işlemi görecektir. Kedi dillerini yine süte batıralım. Şekerli tarafı üste gelsin. Muhallebinin üzerine yerleştirelim. Süt yetmedi. Biraz daha katıyorum. Sizler de eğer yetmezse katarsınız. Üzerine çikolata sosu yapmak istemeyenler için alternatif gösteriyorum. Dikkatlice alın ve bolca Hindistan cevizini her yerine bulayın. Böyle de çok lezzetli. Hatta Hindistan cevizini bulayıp yine üzerine çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Alternatif çok. Sadece bu kadarına Hindistan cevizi buladım. Diğerlerine çikolata sosu dökmek istiyorum. Ve bu malzemelerden de bu kadar çıkıyor. Muhallebim 4 paket kedi diline tam yetti. Çikolata sosunu üzerine dökmek için bir tane buzluk poşeti alalım. Böyle bir bardağın içerisine koyup kenarlardan çıkartalım. Soğumuş olan çikolata sosumu poşetin içerisine koyuyorum. Elimizle biraz döndürelim ve ucunu makasla kesiyoruz. Çikolata sosunu kedi dillerinin üzerine dökelim. İsterseniz böyle dökün ya da zikzaklar yapın. Görüntüsü şahane oldu ama tadı daha da güzel. Hemen buzdolabına kaldırıyorum ve 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra servis edebilirim. Ama sizler isterseniz bir gece önceden de hazırlayıp buzdolabına koyarsınız. İkinci günü gelen misafirinize rahatlıkla ikram edebilirsiniz. Pastamız durdukça daha da güzel olacaktır. Pastamı servis ettim ve yanına da kahve yaptım. Özellikle çocuklar çok seviyor bu pastayı. Oldukça da hafif, yedikçe yedirtiyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.